8. etaptan merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta otomobil kullanıcılarını, özellikle araçlarında cam filmi bulunanları yakından ilgilendiren bir haberle başlayacağız programımıza. Biz cam filminin faydalarını anlatırken sizler de sürekli ama yasak, gelen cezaları ne yapacağız diye sorular soruyordunuz. İşte bu konuya daha önce de bilgisine başvurduğumuz Ahmet Kaya cevap verecek. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Daha önceki bölümlerimizde cam filminin ne işe yaradığını ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatmaya çalışmıştık. Hatta ölçümler yapmıştık. Isı geçirgenliklerini, ultraviyole ışınlarına karşı nasıl fayda sağladığını göstermiştik. Ama biz bu yanları her yaptıktan sonra hep ceza konusu gündeme geldi. Cezaları Ahmet Bey'e yollayalım diye esprili takılanlar da oldu. Biz tabii seyircilerimizin bu ilgisi için öncelikle onlara teşekkür ediyoruz. Ama tabii ki haklılardı. Bir ceza konusu gündemdeydi ama bu ceza konusu son günlerde ortaya çıkan haberlerle ve yapılan bir takım girişimlerle biraz bertaraf oldu gibi. Ne oldu son zamanlarda? Nedir bu cezayı artık ortadan kaldıracak işlem? Sizin ağzınızdan duyalım. Evet. Şimdi cam filminin biliyorsunuz pek çok çeşidi var. Defalarca da bunu izah ettik. Kalite olarak da çok fazla çeşidi var. Kullanım amacına yönelik malzemeler pek aslında Türkiye'de kullanılmıyor. Daha çok görsellik ön plana çıkıyor. Karayollarının yönetmeliğinin 63. maddesinde de araç camlarının renklendirilmesi ve cam filmi kullanılması yasaktır diye bir madde var. Fakat uygulamalarda trafikteki memur arkadaşlar 30. maddeye göre bir ceza kesiyorlar. Geçtiğimiz haftalarda hepimiz gazetelerde, televizyonlarda gördük zaten bir avukat arkadaşımızın girişimleriyle bu cezayı iptal etmek ve bu parayı geri almak maksadıyla bir dava açıldı ve bu davayı da bilirkişi raporuyla kendisi kazandı. O maddede, 30. maddede de şöyle bir şey yazıyor. Kaza anında sürücüyü ya da yolcuyu yaralayıcı, süs eşyası, aksesuar ve görüşü engelleyecek bir şey bulunduramaz diyor. Ama burada tarif edilen olay araç içine taşınan yükle alakalı ya da camın arasına sıkıştırdığınız bir eşya ile alakalı. Dolayısıyla buradaki ikilem bu davanın sonucunu etki etti. Aslına bakarsanız görüşü engellemeyecek kelimesi cam filmleri için geçerli değil. Ta ki tabii çok koyu tonlar hakikaten gece park ederken bile değil sürüş esnasında park ederken bile sıkıntı yaratıyor. Bu arada kalitesiz olması da etkiliyor. Tabii. Çünkü yani benim de gözlemlediğim kalitesiz bir cam filmiyle iyi bir cam filmi arasında berraklık açısından ciddi oranda bir fark var. Yani gözle bile, gündüz bile bunu fark edebiliyorsunuz ki gece herhalde daha da zorlaştırıyordur. Tabii gece zaten yapay ışıkta o filmlerin üzerinde bir harelenme göreceksiniz. O harelenme de net bir görüş açısı size bırakmıyor. Dolayısıyla kaza yapma riskinizi arttırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile de ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın sonucunda neden bunun böyle yasaklandığı hakkında da biraz bilgi aldık. Detaylar şunlar. Birincisi, bu tarz kalitesiz malzemelerin kaza anında olası bir kıvılcım esnasında dahi alev alması. Bu birinci etken. İkincisi, yine kaza anında aracın içine girişte yaralıya müdahalede gecikmeler yaşanmaya başlıyor. Çünkü malzeme aşırı esnek bir malzeme oluyor. Dolayısıyla aracın içine girmekte gecikiyorsunuz. Bu da yaralıya müdahalede gecikme, daha sonra ölümlere sebebiyet veriyor. Ve diğer etkenler zaten biliyorsunuz, ısı izolasyonu, işte ultraviyole, bunlar pek trafikle alakalı mevzular değil ama bunlar da artı değerler. Dolayısıyla kendileri de bu malzemenin hangisi kaliteli, hangisi kalitesiz, nedir ne değildir çözemedikleri için, bilemedikleri için tamamen yasaklayalım şeklinde bir önlem almaya gitmişler. Ama bu çalışmalar şu anda başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, bakanlık ve birkaç sivil toplum kuruluşu ile beraber biz bazı girişimlerde de bulunduk. Bunların sonucunda tahmin ediyorum Avrupa standartlarını ve oradaki uygulamaları en kısa zamanda yakalayacağız. Bu süreçte nedir bilemiyorum. Belki 1,5-2 aylık bir süreçte de olabilir bu. Ama en kısa zamanda oradaki uygulamalardaki standartları ülkemiz koşullarına uygun bir halde burada da izleyicilerimize sunabileceğiz. Biliyoruz ki Avrupa'da ürün kullanımı çok önemli. Yani belli standartları sağlamayan hiçbir ürün tüketiciye sunulamıyor. Sunulsa bile çok büyük cezai yaptırımları var. Hele biraz da işin içine güvenlik girdiği zaman olay çok daha ciddileşiyor. Cam filmi kullanımı Avrupa'da serbest mi?
Cam filmi kullanımı aslında Avrupa'da serbest. Ancak ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Burada daha çok Alman standartlarını ülkeler tercih etmeye başladı. Burada ABC dedikleri bir standart sistemi oluşturulmuş vaziyette. Bu standart sisteminde ürün ülkeye girerken bir kod numarasıyla o standarda dahil ediliyor. O kod numarası daha sonra ithalatçı tarafından ürün üzerine işleniyor bir şekilde, lazerle ya da farklı bir şekilde işleniyor. Daha sonra yetkili bayiler tarafından, yani sertifikasyon almış bu ürünü kullanmaya, satmaya, uygulamaya yetkili bayiler tarafından son tüketiciye satılıyor. Bununla beraber kullanıcıya bir ufak bir sertifikasyon veriliyor. Bu sertifikasyon üzerinde ithalatçının ismi, üreticinin ismi, malzemenin kod numarası, sertifikasyon kodu ve ürünle ilgili farklı ışık geçirgenliği, ısı izolasyonu gibi değerlerin olduğu bir sertifika veriliyor. Uygulamalarda da, trafik esnasındaki uygulamalarda da polis sizi çevirdiğinde camın üzerindeki sertifika numarasına bakıyor. Bir de siz kullanıcıya verilmiş olan sertifika ile bunu eşleştiriyor. Kodlar birbirini tutuyorsa uygulama serbest hale geliyor. Ama bu noktada her ülke için farklı bir renk, farklı bir ışık geçirgenliği tonu söz konusu. Ama ABC standartlarına dahil olduğunuzda o 6-7 ülkenin içinde o ürünleri olduğu gibi kullanabiliyorsunuz. Peki dünyada kaç tane cam filmi üreticisi var gerçek anlamda? Hani bir de böyle grey market diye tabir ettiğimiz işte merdiven altı imalatçılar da olabilir her sektörde olduğu gibi. Kaç tane büyük, gerçekten bu işi iyi, kaliteli yapan firma var? Şimdi 6 tane marka var, 6 tane fabrika var. Bu fabrikaların çoğu Amerika'da. Bir tanesi İsrail'de, bir tane de Hindistan'da var bu fabrikalardan. Ama uzak doğuya gittiğinizde neredeyse her ilde bir değil fabrika, bir imalathane gibi bir şey bulabiliyorsunuz. Orada tabii bu ürünlerin sertifikalanması belirli standartlara, malzemenin belirli bir kaliteye ulaşmasıyla oluyor. Bunlar da nedir? İçinde kullanılan polietilen, yani polyesterin bir türevi, polietilen malzeme. Bunu nasıl ucuzlatabiliyorsunuz? İşte PVC bir malzeme kullanabiliyorsunuz. İçinde kullandığınız metal, yani ısıyı yansıtacak olan malzemelerde altın, işte titanyum, gümüş, bronz gibi malzemelerin yerine, işte gümüşün yerine alüminyum kullanabiliyorsunuz. Malzemeyi renklendirmekte, yapısını renklendirmek yerine sadece yapışkanını renklendirebiliyorsunuz. Bu da malzemeyi ucuzlatan etkenler. Tabii bunların sonucunda kalite düşmeye başlıyor. Kalite düşmeye başladıkça ısı izolasyonu düşüyor. Malzemenin yapısı bozuluyor ve bu insan sağlığına zararlı ultraviyoleyi gördüğünde malzemeden bir gaz çıkışı meydana geliyor. O gaz çıkışında zaten küçük bir ortam aracın içi, yani küçük bir hacimde siz bunu solumaya başladığınızda ilk anda o zaten kokuyu alıyorsunuz uygulamadan sonra. Fakat aradan biraz zaman geçtikten sonra o kokuya hepimiz alışıyoruz araç içinde. Belirli bir süre sonra, bir ay sonra, üç ay sonra hafif bir öksürük başlıyor. Ama ne olduğunu bilemiyorsunuz siz bunun. İşte bu tarz yan etkilerden dolayı bu tip ürünlerden izleyicilerimizin kaçınması gayet önemli. Peki güvenlik anlamında da bazen eleştiri geliyor. Kaza anında işte dışarıdan müdahalelerde sıkıntı yaratabilir. Ön camda kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Yan camlarda cam filmi olduğu için içerideki sürücü dışarı çıkamaz gibi yorumlar geliyor. Ki benim bildiğim FIA standartları, yani Dünya Motor Sporları Konseyi'nin koymuş olduğu bir kural var ki yarış otomobillerinde bu uygulanması zorunlu. O da cam filminin yarış otomobillerinde kullanılması gerektiği. Yani bütün yarış otomobillerinde, rally yapanlarda cam filmi zaten zorunlu. Çünkü onların kaza yapma riski ve süratleri de fazla olduğu için daha fazla. Ve bu koruma amaçlı orada düşünülmüş. Ben şunu düşünüyorum. Eğer aksi bir durum olsaydı zaten FIA sürücülerin emniyet kemerinden roll barlarına, yangın tüpüne, elektrik kesme şalterine kadar her şeyi düşünüyorsa, bunu da zaten zararlı olsaydı uygulayın değil tam tersi bir emirle uygulamayın diye bir madde çıkarırdı. Orada bakıyorsunuz uygulayın diyor ki kaza anında sürücüye bir şeyler, o camlar gelmesin diye. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Türkiye'de de TÜV'de baktığınızda hafif kusurlu ibaresiyle muayeneden cam filminiz varsa geçebiliyorsunuz. Eğer çok yasak bir şey olsaydı herhalde TÜV'de
TÜBİTAK de Türkiye'deki TÜBİTAK de bunu onaylamazdı ve muayeneden geçemezdiniz diye düşünüyorum. Buna katılıyor musunuz ya da bunun hakkında nasıl bir yorum yapacaksınız? Tabii zaten biraz önce bahsettiğimiz gibi gelişmiş ülkelerde işte Amerika, Avrupa tarzı alanlarda ürünle ilgili her türlü standart oluşturulmuş vaziyette ve ürün belirlenen işte ısı izolasyonu, ultraviyole, insan sağlığı, çevresel faktörler, sürüş güvenliği açısından tavsiye ediliyor ve kullanılıyor. Hatta Uzak Doğu'da bazı ülkelerde bu ürünü aracınıza uyguladığınızda bu periyodik olarak ödediğimiz pul parası dediğimiz vergiden belirli oranlarda indirimler mevcut. Bu nedir? İşte çevresel faktörlere daha az karbon salınımı çevreye veriyorsunuz. Dolayısıyla hükümet size, devlet size bir nevi teşvik veriyor bu şekilde. Ancak bu tahmin ediyorum bu standart pek kısa zamanda, yani çok kısa zamanda ülkemizde de yerleşecek. Güvenlikle ilgili olan özellikle katılıyorum. FIA'nın zaten kitabında, kurallar kitabında bu olay mevcut. Ki orada malzemenin yapısal tarifi de var. Yani kullanılacak malzemenin hani polietilen diye bahsettiğimiz kimyasal tarifi de mevcut. Bunun yanında trafikte pek çok yerde işte satıcılarda film almak istiyorum. İşte güvenlik filmimdir. Evet güvenlik filmidir ama her film güvenlik filmi değildir. Güvenlik filmini bir defa kalınlık olarak ellediğinizde farkını hissedeceksiniz. Ama bu kalınlık da 100 mikron üzerine çıkmayacak. 100 mikron üzerine çıktığında araç içine dışarıdan müdahaleyle girmek zorlaşır. Bu 100 mikron size neye karşı korur güvenlik açısından? İşte trafikle ışıklarda durdunuz, geldi bir kapkaç yapacak, camı kırmaya çalıştı, içindekini çalmaya çalıştı. O ilk birkaç darbede size müdahale etme ya da kaçış için zaman kazandırır. Ama orada siz 10 dakika beklersiniz, o adam da camda çalışırsa o aracın içine girer. Bu da girmesi gerekiyor çünkü kaza anında size müdahale edilmesi gerekiyor. O 100 mikronun altındaki malzemeler ise güneş filmleridir. Bu güneş filmleri herhangi bir güvenlik özelliği yoktur. Şu şekilde bir güvenlik özelliği düşünebilirsiniz. Kaza anında olası kırılmalarda camı tek parça halinde tutar. Ama bir darbeyle bir saldırı esnasında sizi korumaz. Dolayısıyla 100 mikronun üzerine çıkmaya başladığınızda ki bunun farklı kalınlıkları var. 175, 200, 350 mikrona kadar gidiyor. Farklı kalınlıkta ürün size satıldığında orada bir risk oluşmaya başlıyor. Herhangi bir kaza yaşadığınızda içinde yaralı bir şekilde kaldığınızda size müdahalede zorluk çıkartabilir. Peki ideali nedir bu cam filmlerinde? Yani genelde şöyle bir tabir var piyasada. 1 numara, 2 numara, 3 numara diye bir numaralandırma yapmışlar. İşte 1 numara en açık, 2 numara orta, 3 numara koyu ya da tam tersine de çevirenler olabiliyor. Buradan seyircilerimize ne öneriyorsunuz? Yani bu 1 numara 2 numaraya aldanmayıp neye baksınlar? Ve ben her zaman söylüyorum o siyah, simsiyah cam filmlerini lütfen kullanmayın. Sadece kendi görüşünüz ya da güvenliğiniz değil, diğer sürücülere de tehlikeye atıyorsunuz. Çünkü ben simsiyah camlı bir aracın arkasında giderken önde trafikte neler oluyor, neler bitiyor göremiyorum. Ki bu da en büyük risklerden bir tanesi. Yani önünüzdeki aracın önündeki fren yaptığında camdan gözükmediği için siz sadece önünüzdeki araca bağlı kalıyorsunuz. Tamam takip mesafesi bırakılacak bunlar da şart ama bir de gerçek var ülkemizde bırakılmıyor. Siz bıraksanız araya biri giriyor yine o mesafe kalmıyor. Dolayısıyla diğer sürücüleri düşünmek için simsiyah bir de güvenliği de düşünmek lazım bu arada. Ülkemizde bir sürü olay oluyor. Bunları da önlemek için simsiyah cam filmlerine ben de karşıyım. Siz ne öneriyorsunuz? Neye bakmalılar? Tonu ne olmalı? Neyi tercih etmeliler? Ülkemiz biraz Akdeniz ülkesi. Isı fazla. Özellikle bugünlerde yaz aylarını yaşıyoruz. Isı yüksek. Ne yapmalılar? Evet. O zaten bahsettiğiniz 1 numara, 2 numara, 3 numara işi tamamen bir muamma. Çünkü o satıcıdan satıcıya işte bu 1 numara, bu 3 numara şeklinde değişiyor. Burada izleyicilerimizin bakması gereken değer malzemenin ışık geçirgenliği oranı ki kodlarının yanında her malzemenin kodunun yanında 20, 35, 50, 70 gibi bir değerler vardır. Bu değerler malzemenin ışık geçirgenliği oranı. Yani 20 olduğu zaman bu malzeme %20 ışık geçiriyor. Yani koyu bir malzeme. Az geçiriyor. Evet. 35 olduğu zaman biraz daha açık. 50 olduğu zaman biraz daha açık. Bunlara dikkat etmeleri önemli. Araç içinde de bunu kullanırken daha çok 35 ve 50 tonlarında ki 35 tonu hani biraz daha arkalarda kullanabilirler. 50 tonu şoför yan camlarını kullanabilirler. 70 tonunu ise biz 70 ve 75 tonunu ise en ön camlarda. Çünkü bunu niye öneriyoruz biz?
O işin ultraviyole tarafını, ısı izolasyon tarafını zaten malzeme sağlıyor. O 70'lik malzeme bile sağlıyor. Ama olası bir yine kaza esnasında biz içeridekini düşünüyoruz. Çarptınız, airbag açılmadı, kemer de takmamıştınız. Ne oluyor bu sefer? Direksiyon üzerinden cama doğru hareket ediyorsunuz. Bu sefer başınız camla temas ettiğinde arada o darbeyi absorbe edecek incecik bile olsa bir tabaka sizin hayatınızı kurtarabiliyor. Nedir? Bu direkt camla teması engelliyor. İşte yaralanmayı engelliyor. Belki bir şişmeyle, bir morlukla olayı geçiştirebiliyorsunuz. Hı hı. Evet, verdiğiniz bilgiler için yine teşekkürler. Son bir şeyle kapatmak istiyorum bu konuyu. Biliyorsunuz lastiklerde artık etiketleme dönemi başlıyor. Tüm firmalar etiket sistemini duyuruyor. Bu lastiğin özelliklerini size gösteriyor. Hem enerji konusunda hem yakıt tüketim konusundaki verimliliğini anlatıyor. Umarım Türkiye'de de cam filmi konusunda böyle bir etiketleme sistemine geçilir. Satılan tüm ürünlerde ne aldığımızı çok daha net görürüz. Sadece rengine bakarak karar vermeyiz ki dolayısıyla biz de doğru karar verip sağlığımız için ve güvenliğimiz için doğru cam filmlerini kullanırız. Bir de kanunen de bu iş artık yasallaşırsa ondan da çok mutlu olacağım. Çünkü satılması serbest, uygulanması yasak ürünlerden hakikaten hiç haz etmiyorum. Biliyorsunuz gidiyorsunuz belli yerlerde o tepe lambaları, işte çakar lambaları, her şey serbest satılması ama kullanılması yasak, ama bir sürü insan kullanıyor. Bunları biraz ülke olarak kanunlarla aşmalıyız. Evet. Bu da onlardan bir tanesi. Burada şöyle bir sıkıntı da var tabii uygulamalarda. Biliyorsunuz son dönemde artık ufak küçük model araçlarda bile arka camlar renklendirilmiş bir şekilde geliyor. Şimdi o camlarda ışık geçirgenliği %13'e kadar indirgeyen koyu renk bir cam kullanılıyor. Ama siz daha açık tonda bir film bile kullanıyor olsanız aracınızda, bu sefer uygulamadaki arkadaşlar size niye film kullandın diye ceza kesme hakları var. Bu ikilemi de zaten ortadan kaldırmak için bir an önce bu mevzuatın yerine gelmesinde fayda var. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey'e verdiği bilgiler için ve şimdi Kore'ye Hyundai'nin üretildiği